Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an Almanya'nın Bayern'de bir trende yolculuk yapıyoruz. Nürnberg'e doğru seyahat ediyorum. Köy, güzel bir köyde hiç. Evet, konumuz biraz dünya, biraz Türkiye, memleket, biraz da spor. Efendim? Yani neler anlatılmaz ki bugünlerde seçimlere doğru gelindiği zaman politikacılar, siyasetçiler birbirlerini böyle zıtlayarak, halkı birbirinden ayırarak, kutuplaştırarak yaptığı demeçler tabii ki hoş değil. Bu aynı zamanda sporda da hoş değil ve dünyanın kamuoyunda da güzel değil. Dünyanın da kutuplaşması pek hoş değil ama zaten herhalde dünyanın efendileri böyle bir şey istiyor. Çünkü yapılan demeçler, verilen haberlerde görüyoruz. Bu ister istemez ülkelerin iç siyasetine ve iç dinamiklerine de yansıyor. Evet, gidebiliriz. Ve bunun yanı sıra siyasetçiler de dillerini tutamadıklarından dolayı biraz sanata, spora, kültüre, eğitime, her yana yansıyor. Yani bu konuda fikir sahibi olmak isteyenler veya biraz fikir beyan etmek isteyenler sıkıntı yaşıyorlar. Kimisi otosansür yapmak zorunda kalıyor. Evet. Biliyorsunuz otosansür yapmak kadar günümüz dünyasında saçma bir şey yok bence yani. Artık yani kelimelerden korkmanın, fikirlerden korkmanın, fikirleri söyleyip de yani olabilir, fikirli bir başkasının fikrini beğenmeyebilirsiniz, düşüncesini benimsemeyebilirsiniz ama yine de yani saygı göstermek lazım, yani dinlemek açısından, illaki onu benimseyen anlamında değil, saygı da hani saygında belki ölçüsü olabilir ama evet, onu ona bırakın yani, öyle yasaklamalarla ezmeye kalkmakla, susturmakla, bastırmakla bu işler yürümüyor. Yürümediğini de zaten günümüz yüzyılında bir değil, on değil, yüz değil, binlerce örnekleriyle görüldü yani. İnsanoğlu, insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik arayışı susturulamıyor. Susturulamaz da tüm aydınlar, tüm İnsanlıkta herkes kendi düşüncesini söylemek bazında özgürdür ve bunu belirtmek ister. O anlamda kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Evet, hava çok güzel. Almanya'da bir köydeyiz. Hafif yağmur yağdı az önce. Böyle akşamüstü yürüyüşlerini seviyorum. En azından güzel oluyor. Kendime gidip bir dondurma hediye yapacağım. Şurada güzel bir İtalyan yaşlı bir adam var. Ailece kendileri İtalyan dondurması yapıyorlar. Çok süper, lezzetli. Number one hak ediyor. Oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani ne diyelim? Dediğimiz gibi az önce konuyu bağladık. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Özgürlük, eşitlik, yani bugünkü evrensel kriterler neyse hepsi gönlümüzce olsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun. Ve inşallah herkesin duası kabul olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.